Merhaba. Üçüncü videomuzda yeniden hoş geldiniz. Birinci videomuzda bahsettiğimiz gibi buzdolabını full otomatik kuruluş makinesine yapılışını parça parça videolarla size anlatıyorum. Birinci videomuzda gözetleme camının açılması ve yapılmasını anlattık. İkinci videomuzda iç sirkülasyon fanın takılışını anlatmıştık. Bu videomuzda ise ısıtıcı nem nozülünün yerinin takılışını ve temiz hava girişi, kirli hava çıkışının veri açılması gerektiğini göstereceğiz. Biliyorsunuz makinamızda biz ısıtıcımızı, nem nozülümüzü, fanımızı alt tarafa gizledik. Üstü de kapalı. Toz, kir, pamuk, tüy ve yumurta kabuğu gelmemesi için hepsini altına koyuyorduk. Bu yüzden ısıtıcımız da nem nozülümüz de şamandıra sistemimiz de bu bölümde olacak. Bu yüzden şu ön tarafı çıkarıyoruz. Camımızı da alıyoruz. Şimdi ısıtıcı olarak birçok kişi ampul, değişik ısıtıcılar falan kullanıyor. Benim kullandığım ısıtıcı spiral kauçuk ısıtıcı. Bu da üstü plastik kaplamalı kümesteli. Bu kümestenin üstüne bu 100 wattlık bir ısıtıcı. Böyle bir makineye 100 wattlık ısıtıcı yetiyor. Bunu sardıktan sonra bu ısıtıcımızı fanın önüne şuraya montajlayacağız. Yakın çekimde göstereceğim. Ayrıyeten bu şamandıra sistemimiz. İçinde nem nozülümüz var. Bu şamandıralı nem nozülümüzü de fanın sol tarafına şuraya yerleştireceğiz. Arkasından iki tane delik açacağız. Bir hortum için, bir de nem nozülünün kablosunun geçmesi için iki tane delik açacağız. Bunu da buraya yerleştireceğiz. Elektrik bağlantısı buradan yukarı gidecek kumanda panosuna, cihaza gidecek. Burası kapalı olduğu için nem nozülümüz, ısıtıcımız ve fanın komple burada olacak. Şimdi kameramızı yakına alarak bunların bağlantısını gösterelim. Evet, öncelikle şu nozul için olan deliğimizi delelim. Hortum ve kablonun geçeceği deliğimizi delelim. Daha sonra da ısıtıcımızı bağlarız. Biliyorsunuz arkasında davlumbaz var. Davlumbazın sağı solu 10'ar santim boşluk vardı. O boşluklardan çıkacak. Evet, gördüğünüz gibi nozülün kablosu arkadan çıkıyor. Ve şamandıra sistemin hortumunu da yine arkadan göndereceğiz. Şamandıra sistemimizi ve nozülümüzü yerleştirmiş olduk. Isıtıcımız da fanın hafif şöyle sağ tarafına şuraya yerleştirebiliriz.
Evet. Elektrik bağlantısını buradan yukarıya cihaza göndereceğiz. Şimdi bu şekilde ısıtıcımız, fanımız ve nem nozumuz bağlanmış oldu. Şöyle koyuyoruz. Önüne de sinek telimizi koyuyoruz. Gördüğünüz gibi komple kapalı bölmede burada ısıyı ve nem alıp arkadan yukarı üfürüp devir daim sağlayacak. Şimdi temiz hava girişi ve kirli hava çıkışını anlatacağım, göstereceğim. Burada ya girişi ya çıkışı bir yere bağlamanız lazım. Çünkü çıktığı kadar temiz hava girer veya girdiği kadar kirli hava çıkar. Şimdi bizim bu fanımız arkadan üfürüyordu. O yüzden üfürme yönüne doğru bir delik deler, önüne de bir parça koyarsak buradan giden havayı dışarı üfürür, kirli hava çıkışı sağlanmış olur. Buradan çıkan hava kadar da üst taraftan deleceğimiz iki tane delikle de temiz hava girmiş olur. Şimdi onu size önce parçasını gösterip sonra delelim. Parçamız bu. Üçgen vaziyette. Bunu karşı duvara tutturduğumuz zaman buradan giren hava delikten dışarı çıkar. Sıkışan hava dışarı çıkar ve kirli havayı dışarı atmış oluruz. Çıkan hava kadar da üstteki açtığımız giriş hava deliklerine de temiz hava girmiş olur. Üfürdüğü yerden, şuradan bir yerden 10 milimlik tek delik yeter. Kirli hava çıkışı için. Sacımızın deliğini delip oraya montajlayalım. Evet. Sacımızın deliğini deldik. Şuraya. Bunu vidaladığımız zaman alt taraftan üçgenden giren hava, sıkışan hava delikten dışarı atar. Ve kirli havayı dışarı atmış oluruz. Burası kirli hava çıkışı. Kirli havayı burada atmış olacağız. Yukarıdan da iki tane 10 milimlik delik çıkan hava kadar temiz havanın girişini sağlamış olacağız. Deliğin çok fazla olmasına gerek yok. Çünkü ne kadar hava çıkarsa o kadar hava girer. Ne fazlası ne eksiği. Çok büyük delik açmaya da gerek yok. Zaten kablo bağlantı yaptıktan sonra bu kirli hava çıkışını ve temiz hava girişini çakmak yardımıyla arka taraftan size göstermiş olacağım. Evet arkadaşlar. Üçüncü videomuz da burada bitti. Üçüncü videomuzda ısıtıcımızın, nem nozülümüzün ve şamandıra sistemimizin takılması, kirli hava çıkışı ve temiz hava giriş deliklerinin nereye açılması gerektiğini gösterdik. Bir sonraki videomuzda kumanda panosu ve kabloların elektrik tesisatının döşenmesiyle birlikte son videomuzda da rafların döşenmesini göstereceğiz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Bizi takip etmeyi unutmayın.